Vapur sohbetimizde kalpten konuşan bir isimle birlikte olacağız. Ağızdan çıkan kulaktan geri döner, kalpten çıkan kalpte yer eder. Samimi sözler muhatabında yer ediyor efendim. Sevgili Hayati İnancı bekliyoruz. İstanbul'da oldukça rüzgarlı bir hava. Güneş kendisini biraz gösteriyor. Allah'a çok şükür keyfimize diyecek yok. Büyük bir heyecan, onurla sizler için kendisiyle buluşacağım. Dünya bir damladır. Ahiretse deniz. Efendim, vapur sohbetinde bugünkü misafirimizle sizler için vapura doğru yürüyoruz. Ayakları yere sağlam basan yumuşak kalpli bir isim, toprak gibi bir insan, sevgili Hayati İnanç'la sizler için buluştuk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bugünlerde insanın en çok özlediği şey kucaklaşmak. Sizinle de böyle aramızda bir mesafe varmış gibi yürümek insanın bir tuhafına gidiyor. Ya büyük imtihandayız. Alışmadığımız şeyler. Değil mi? Çocuğumuza sarılamıyoruz. Ne kadar garip geliyor değil mi? Meğer ne kadar sıradan zannettiğimiz şeyler ne kadar kıymetliymiş. Hatırlama fırsatı buldum. Evet. İstanbul'a geldiğiniz dönemler içindeki o aşık hallerinizi yaşıyor musunuz hala? Ben İstanbul'un sur içinde aklı başında bir dakika yaşayamadım. Ayağım yere değmez benim bu İstanbul denen büyülü, esrarlı şehirde. O zaman nasıl vuruldum? 16-17 yaşındaydım. Hala aynı tutkuyla, aynı heyecanla. Buradaki vapur sesleri, bu sesler falan böyle. Yani bir şehir gibi, her şey şehir gibi. Buranın rüzgarı öyle, suyu öyle, havası öyle. Aman ya Rabbi. Şimdi mübarek Ramazan ayımızdayız. Geçtiğimiz sene hocamızla kucaklaşma, tanışma fırsatımız olmuştu. Aslında kucaklaşma şansını bile zor yakaladım. Çünkü sizi sevenler vapurda öyle büyük bir kalabalık oluşturmuşlardı ki. Yan yana baş başa sizinle fotoğrafımız bile yok. Hakikaten çok kalabalık olmuştu. Evet. Gene Ramazan'dı değil mi? Gene Ramazan'dı. O yüzden içimizde bir burukluk var. Programımızın ismi vapurda çay, simit, sohbet. Tabii bu vapurdaki bu yolculuk çay simitle güzel ama yine Ramazan'a denk geldik. Çayını simidini sonra gelip ayrıca kaza edelim. Tabii kaza edelim de Ramazan'dan kaldığı için bu 61 defa yapmak lazım. Buraya mı gidiyorsun? Efendim hoş geldiniz. Hayati İnanç'la vapur sohbetimiz başlıyor efendim. Efendim sevgili Hayati İnanç'la sizler için buluştuk. Ama ben hala heyecanımı atamadım hocam. Estağfurullah. Estağfurullah. Kişi sevdiğiyle birliktedir, beraberdir dersiniz. Sizinle olmak bu mübarek Ramazan ayımızda bizler için çok büyük eksik bir... Eksik olma. Hakikaten bir yıl önce gene beraber olmuştuk burada. Vapurda, çay simitte. Çok sevildi, izlendi. Ben takip ediyorum sosyal medyada. Büyük ilgi gördü. Güzel bir sunuş tarzın, sempatik bir tavrın var maşallah. Allah nazardan saklasın. Eksik olmayın. Efendim, biz de zevkle yaptık. Bir daha çağırdığın zaman da yine seve seve geldik. Evet. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Onu da izah etmek isterim. Sizinle yaptığımız programdan sonra programımıza davet edeceğimiz misafirlerimiz için şu deniyor. Hayati inanç tadında olsun. Estağfurullah. Böyle bir şey oluştu. İyi ki geldiniz. Şimdi... Avukatlık yapıyorsunuz, hukuk fakültesinde okumak için geliyorsunuz. O dönemler gerçekten trajik dönemler, zor dönemler. Okulda aslında oturduğunuz yere bile karışan insanlar var. Çıkış tabii, kapısına yakın oturma tabii, tabii, diyorlar tabii. Açıkça net, açıkça. Sen biz filancacıyız, sen yanlış yere oturdun, okul bizim elimizde. Başına bir iş gelmesin efendim. Bu tarafa otursan iyi olur. Ama bunu benimsemezsen en azından ortada gel git. Biz onlara ot deriz, sana ilişen olmaz falan diye okula geldiğim ilk gün tehdit aldım yani. Böyle tatsız bir ortam. Ve
ben o gün yaşadığım halet-i ruhiye, kendi kavuşmamın neşesi ile bir karar verdim. Dedim ki, bundan sonra benim durumumda olan gençlere el uzatmak, onlara yardımcı olmak benim hayat tarzım olsun. Ben ömrümü buna harcayayım, buna değer dedim. 40 küsur yıl geçti, öyle yapmaktayım. Şimdiki gençlerin problemleri bizimkilere benzemiyor. Çünkü zaman değişti ama problem var. Nedir o? Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Yani niye dünyadayım? Görevim ne? İnsanın kendini anlamasından daha ciddi problem olur mu? Yani bu o zaman da öyleydi, şimdi de böyle. Sadece usuller, terimler farklı. O yüzden o gün bugündür, bundan sonra ne kadar ömrüm varsa benim niyetim o ki, benim o günkü halimde bulunan gençler, çare arayan, çıkış arayan gençlere ulaşıp elimden geldiğince onlara yani, abilik etmek. Öyle de yapıyorsunuz. Şimdi hayat serüveniniz çok ilginç. Şimdi hayati inanç diye yazınca hep bu zamana yakın fotoğraflarınız çıkıyor. Evet. Yani aslında çocukluk döneminde hayati inanca dair çok bir şey bulmak mümkün değil. Ama siz radyoculuk yapıyorsunuz. Aslında o saatte uyuyan bir kitleye radyoculuk yapıyorsunuz. Saatlerce konuş. Tabii bunun bir altyapısı lazım. Televizyona geçince de yine Ramazan programıyla başlıyorsunuz. Evet. 1,5 yanlış hatırlamıyorsam 3 saatler arasında bir yayın veriyorlar. Yine evet. O sırada herkes ya uyuyor. Tabii sahura kalkacak olan da kalkmadı zaten. Kalkmadı. Yani o en ölü saat. Ama bu emniyetli yani acemi sunucu. Acemi sunucu. Seyircinin olmaması iyi. Buna rağmen gören çoktu. Daha sonraları tanıştık kendileriyle. Ünlüler vardı. Onlar yani onların bir çevresi vardı. Seyredilenler onlardı. Efendim merhum Cem Karaca mesela tabii. Benim konuğum olmuştu. Ali Müfit Gürtünav o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Siz o zaman program yapıyordunuz. Tabii. Son konuğum oydu. İşte o isimler kimlerdi? Bedirhan Gökçe, Selin Dilmen, Uğur Işılak efendim. Yani Ahmet Selçuk İlkan. Bakın epey ünlü doğru. İsimler var yani. Cem Karaca ile samimi bir sohbetimiz olmuştu. O da hayli keskin zikzaklar çizdi hayatı boyunca ve ben onu takip ediyordum. Uşak bir şarkıyla başladığı sanat hayatında önce Azeri türküler, arkasından sosyalizm çağrıştıran, komünizm davet eden, mor perşembe, kavga, parka, namus belası, tamirci çırağı filan. Hemen arkasından, hemen değil tabii birkaç yıl geçtikten sonra işte ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda, ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında filan. O zamanlar yurt dışında ve vatandaşlığı tehdit altında derken Allah yar, Allah yar. Şimdi bu kadar keskin çizgiler bir sordum kendisine. Bana dedi ki gençlik yıllarında çocuklukta beni takip eden bir genç bugün nasıl oldu da 5 vakit namaz kılan biri haline geldi. Sen onu anlat bana önce dedi. Dedim efendim. Size beni, suali buyurun. Bana çevirdi soruyu. Dedim ki efendim beni kim merak etsin dedim. Sizi merak ediyorlar. Ben size özel olarak anlatayım yayında değil dedim. Ve hak verdi tabii doğru. Sebebini anlattı. Cem Karaca bana son tahlilde anam öldü, babam öldü derdimi ifade için Allah'tan başka kimse olmadığını anladım. Allah yar dedim. Beni fatihalarla uğurlayın dedi ve bir sene sonra vefat etti. Nur içinde. Biz de aslında bağlama saz çalacakmışsınız. Yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Öyleydi de beceremedik işte. Yani o iş zor. Harman dalı üzerinde çalışıyordum. Halen hayatta bana o hocalığı yapan, saz çalmayı öğretmek isteyen, kendisine gönderildiğim baba dostu Mehmet Kök. Ama olmadı ve ben Kur'an-ı Kerim kursuna devam ettim. Birkaç gün sonra anlaşıldı yaptığım bu yaramazlık. Bağlama bile kayboldu. Nerede unuttuğumu hatırlamam, hala bilmem. Ve 2 yaz boyunca, ilkokul 5'ten orta 1'e, orta 1'den orta 2'ye, 2 yaz boyunca Kur'an-ı Kerim kursunda tahsil ettiğim neyse o işte. Elif'i Bey'i gördük, okumayı yazmayı gördük kısmen. Bütün bilgim bundan ibarettir. Ama bu bana tutku aşıladı. Yani maya oldu. Ben böylelikle benden gizlenen bir hazinenin, bir dünyanın farkına vardım. Kelimeler kadrosu, bir alem benden saklanıyor. Neden dedim ya? Buna çok canım sıkıldı.
Arapça, Farsça ve Türkçe arasındaki aslında bu ilişkiyi çok seven ilişkiyi, bu dengeyi ben çok gördüm yani yaşadım. Evet. Günümüzde de resmi geçit dersiniz. Resim Arapçadır, tire iyi Farsçadır, geçit Türkçedir köken itibariyle yani. Ne olmuş bunu anlasak? Şaire bakarsın Fuzuli, men lebin müştakıyam zuhat Kevser talibi. Nitekim mestemeyi içmek hoş gelir hoş ya Resul diyor Fuzuli. Su kasidesinde manaya bakalım şöyle kısaca. İlk üç kelime Arapça, Farsça, Türkçe kökenli. Men lebin müştakıyam, men Türkçe, leb Farsça dudak, müştak Arapça özlem duyan filan. Şimdi bu birikimi, bu zenginliği göz ardı etmenin bir faydası yok. Peşine düştüm ve muazzam bir külliyat olduğunu gördüm. Bitmez tükenmez sayıda şairler ve onların bitmez tükenmez divanları, eserleri. Bunlarla hemhal olmak, vakit geçirmek, manaya biraz merakla eğilip bakmak bana çok şeyler kazandırdığını gördüm. Hayat tarzım oldu vesselam. Ne güzel. Şimdi Cem Karaca deyince ceviz ağacı aslında sizin de çocukluğunuzu geçirdiğiniz o ahşap aslında nereden kagir, geldi aklına ya? Değil mi? O ceviz ağacından düşen cevizleri yemez misiniz? Ayakkabılarının içine düşerdi. Kiralık bir evdi bu. Yani sahibini de çok iyi biliyorum. Onların evladıyla görüşmekteyiz halen. İkinci, üçüncü nesle devretti artık mesela. Kiracıyız, çocuğuz. Fakat öyle bir terbiye almışız, öyle bir alışkanlık var ki kendi ayakkabının içine düşen cevizi dahi oradan alıp bahçeye atıyorsun. Onu yemek yok yani, akla gelmiyor. Bunu fark ettiği zaman ev sahibi Salettin amca, yani oğlum bunları yiyin, bunlar helal dedi size filan diyerek söylemiş dahi ana babamıza da. Biz de gayet rahatlıkla. Şimdi haramdan korkma, kul hakkından sakınma, senin olmayana el uzatmama. Bir söz, bir teori değil de hayat tarzı halinde ancak olursa yerleşiyor. Anne babaların evlada vereceği en mühim şey işte bu. Bu ya, hayat tarzı, bu yaklaşım. Yani kuru nasihat değil. Çünkü insanın tabiatı bunu gerektiriyor. İnsanoğlu öğrenmeye bayılır, öğretilmekten nefret eder. Bir daha söyleyeyim. Öğrenmeye bayılır, öğretilmekten nefret eder. Bana akıl verme diyor yani çocuk. Ben senin davranışına bakarım, anlarım diyor. Sen haramdan sakınıyorsan onu alır o. Tabii ne yaparsak onu görüyor. Ne yapar? Babal gibi alır ama yapmıyorsun bunu. Merhametli değilsin. Sakınmıyorsun. Habire de bana nasihat ediyorsun. Olmaz. Yani zararından korkulur, geçtik faydasından. Zararından korkulur. Ebu Hanife, İmam Azam Hazretleri, hasta getirilen çocuk, ilacı bal yememek, perhiz etmesi lazım bala, teşhis ediyor. Ama diyor ki çocuğu götür, 40 gün sonra bir daha gel. Gücenerek gidiyor abla, 40 gün sonra bir daha geliyor ve o zaman söylüyor, bal yemesin çocuk. Neden? Kızıyor artık yani, ya bu kadar zaman şimdi diyor, benim bunun için mi yordunuz diyor, uzak yer falan. O gün bal yemiştim de diyor. Ben o gün perhiz ettim. 40 gündür yemiyorum. Şimdi yeme diyebilirim. Aradaki 40 günün de hikmeti şudur, sebebi şudur. Vücuda giren her madde 40 günde terk eder. Efendim, koyunda bir haftaymış bu. Bilir misiniz köylük yerlerde pislik yiyen tavuğu mesela kesmeden önce 3 gün hapsederler. Çünkü yediği yanlış bir şey varsa temiz gıdayla 3 gün hapsettiniz mi temizlenir. İnsanda 40 gün işte bu. Alimler öyle bildiriyorlar. Ama kıssanın hissesi gayet açık. Yapmadığın bir şeyi tavsiye etme. Sakın ha. Sakın ha. Yani ilim, amel, ihlas der ya efendim eskiler. İlimden maksat amel. Uymayacaksan ilim sana yük olur. Vebal olur. Öğrendin ama buna rağmen tatbik etmiyorsan başkasından daha ağır ceza görmen muhtemeldir. Şimdi sizin de aslında buradan aklıma şey geldi. Rahmetli dedenizin sözlerinin sizde hafızanızda yer etmesinin sebebi onun yaşanmışlıkları. Tabii. Değil mi? Tabii. Yaşadığını söylüyor. Ve ilim sahibi bir adam değil. Yani bir diz çökmüştü, öyle bir fırsat bulmuş değil. Fakirin yemeği tatlıdır diyor. Çünkü sofrasında hep misafir oluyor. Doğru. Yani o cömertliği haliyle bana tesir ediyor. Yoksa misafiri sevmeyen bir adam olsa ve ben bunu izlesem, görsem, hissetsem,
Ne derse desin yani, bu yaşa geldik onun sözü mü kalacak aklımda, bu dünyada neler, ama unutmazdım o ne derse. Ezberletirdi, ezberimi kontrol ederdi. Fakirin ekmeği tatlı olur. Şimdi ne öğren? Zengin biraz kahırlı oluyor galiba. Bu zenginler fakir olurmuş, bilir misiniz? Fakir olurmuş bu zenginler. Şöyle gönlü oluyor. Zengin olmak çok güzel bir şey. Şöyle oluyormuş herhalde. Çok zengin bir adam Allah dostuyla tanışıyor. Görünce de kurnazlık yapıyor kendince yani. Ahirette durumunu kurtarmak için. Efendim diyor, size diyor maddi yardım yapsam diyor, kabul buyursanız diyor, ilimde falan harcasanız, bizim de defterimize bir şey yazılır. Belki diyor böyle hissedar oluruz. Tabii diyor, ben zenginden alırım. Yardım alırım, kabul ederim de diyor, anlamam lazım zengin misiniz? Ya acizane 500 bin altınım var diyor. Ya diyor, epey varmış. İster misiniz 1 milyon altınınız olsun diyor. Adamın gözleri parlıyor tabii. Neden olmasın? Yani, çok, tabii diyor, daha iyi çok hizmet ederim falan. Yani 500 bin altın eksiğiniz var diyor. Siz fakirsiniz. Almam diyor sizden. Yani bakış açısı. Bakış açısı tabii. Kim zengindir? Bu bana yeter diyen. Değil mi? İhtiyacım, bu bana lazım değil diyen. Lazım diyorsa 1 milyona sahipse 2 milyona aç demektir. Fakirdir yani. Tamam. Acizdir ve kahırlıdır öyle kolay kolay. Hakikaten çok azı istisna. Dünyaya gönlünü bağlamamış, misafir gibi yaşıyor. Aha. Öyle olunca da hayatı tatlı olur. Doğru. Şimdi size bir anımızı anlatayım mı? Anımızı paylaşayım mı? Sizinle yaptığımız programdan sonra bu meşhur armatör vardı. İmam-ı Azam Hazretleri. Evet. Evet. Bir başına bir şey gelince ne çok sevin ne çok üzül. Evet. Allah'tan gelene bak. Evet. Diyordunuz ya. Şimdi bu benim aklımda çok yer etti tabii. Çok güzel ifade etmiştiniz. Biz de kardeşim şu anda kameranın arkasında. Beraber biz kendisiyle tatile çıktık. Bir karavanımız vardı bizim. İzmir taraflarında karavanı aldık, yola çıktık. İşte bir mola yerinde durduk. Bir şeyler aldık. Geldik, biraz sıcak var tabii. 40 dereceye yakın bir sıcak. Yorulmuşuz. Ben anahtarı işte kapıyı açayım diye yaparken anahtar kırıldı. Allah dedim ben. Yanlış anahtarı soktum. Kapının anahtarını kırdım. Arkadan girmemiz gerekecek artık. Çünkü karavanın arkasında da bir kapı var. Gittik oraya. Bir baktık ki kontak anahtarını kırmışız. Yedek anahtar yok. Tabii o süreçte bizi kim kurtarsın orada? Derken kardeşim dedi ki abi cüzdanımı bulamıyorum. O sırada işte benim aklımda hayati inancım bu sözü. Sakin olacağım. Allah'tan bir şey olmadı. Aman yarabbim. Gerçekten bunu yaşadım. O sizin o sözünüz bana çok kurtarıcı olmuştu. Akabinde her şey düzeliverdi sonrasında zaten. Yani ilginç bir şey. Bunu paylaşayım istedim sizinle. Hadiseyi anlatmalı mıyız yani? Şimdi bir merak eden olmaz mı? Bunu herkes duymamıştır. Değil mi? İmam-ı Azam armatör, gemi ticareti yapıyor. Talebelerinin de masrafını kendisi karşılardı. Onun öyle bir usulü vardı. Çok zengin olduğu biliniyor. Ve bir gün acı haber geliyor kendisine. Efendim diyorlar, gemimiz battı. Yani haber öyle gelmiş. Mürettebatıyla, ticaret bütün malıyla. Korkunç bir zarar tabii. 100 milyonlar mesabesinde zarar var. Yüzünde hiçbir üzüntü emaresi yok. 1-2 saniye düşünüp elhamdülillah diyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah deyince haberi getiren kişi şöyle düşünüyor. Belaya sabır sahibi tabii falan diyor. Demek ki doğru mu böyle olacakmış. Ancak bir süre sonra haber düzeltilerek geliyor. Batan gemi bizim değilmiş efendim. Selamete ulaştı gemimiz. Karıyla falan geldi. Müjde olarak getiriyorlar haberi. 1-2 saniye düşünüp aynı edayla bu defa yine elhamdülillah diyor. Artık dayanamayıp soruyor efendim diyor. Bu kadar zıt iki haber arasında aynı tepki sebebi ne? Geçen sefer sabırdan dediydik ama bakıyorum ki aynı hal. Evlat ben her iki durumda da habere bakmadım. Birinci haber gelince kalbime baktım üzüntü var mı diye. Olmadığını görünce hamd ettim. Şimdiki haberi alınca da kalbime baktım sevinç var mı diye. Olmadığını görünce hamd ettim. İşimiz kalb ile yoksa para gelir gider. Bunlar emanettir, dünyaya ait işler. Dünya umuru için çok sinirlenmek, çok üzülmek, çok sevinmek efendim, son nefesi tehlikeye sokan bir felaket olarak ihtar edilir. Ona göre yani, aman. Burada emanetçiyiz, öyle
sahiplenmek yok yani. Doğru. Sahiplenmek yok. Ya, aciziz. İnsan üzülür, sevinir ama abartmamalı. Doğru. İyi yapmışsınız. İyi yaptık. Sonra neler geldi başımıza neler. Ama elhamdülillah dedikten sonra insan gerçekten de daha bir rahat. İş değişiyor. Evet. Şimdi dört kardeşin en büyüğüsünüz. Evet. İlla abilik yapmak size düşüyordu ama evet. Aralarından çıkıp da hani o konuda size yardımcı olanlar oluyor muydu? Yoksa gerçekten de yaramaz kardeşler miydi? Yok, yaramaz değillerdi. Yani değil, yaramazlık yaptıklarına şahit değilim. Üniversiteyi okuyan bir sizsiniz ama. Bir ben okudum. Onlar hep saygılı oldular. Bir defa evde öyle konumlandırıldım. Yani babam beni ayrı bir yere koydu. Çok saygı, kendisi saygılı olduğunu söylerdi. Ben utanıyorum onu duyunca ama öyle diyor derdi. Kardeşlerimin de bana karşı tutumları hep öyle olmuştur. Bir dengesizlik, saygısızlık, yaramazlığa şahit olmadık işin doğrusu yani. Siz çocukken de arkadaşlarınız tarafından böyle bu mahcup hallerinizden dolayı evet. Biraz da zayıfmışsınız galiba. Zayıftım. Şaka için, keyif için dövenler oluyormuş. Tabii zevk için döverlerdi. Rahat döverlerdi. Allah Allah ya. Bir defasında da bir dövüş oldu. Akranımla dövüş oldu. Gayri ihtiyari bir vurdum. Çocuk mağlup oldu. Burnu falan kanadı. Ağlayarak eve geldim. Babam dedi ki oğlum dövdüğünde bari ağlamasaydın. Çok enteresan. Çok güzel ya. Bahtiyar Vahap Zade'ye sormuşlar. Nasıl şahit oldum diye. İnsanın doğru söyledin değil mi? Sevdiğini elinden alacaksın. İnsanın en sevdiğini elinden alacaksın. Benim vatanımı aldı demişler. Evet. Sizin de herhalde bu genç yaşlarda İstanbul'a geliyorsunuz. Evet. Denizli'den o süreç içerisinde evleniyorsunuz. Ve ermiş dediğiniz eşiniz evet. O dönemde değil mi? Evet. Onunla ayrı kalıyorsunuz belli süre. Zannediyorum bu süreçte yaşadığınız şeyler de sizi birazcık yönlendiriyor. İnsanın eşini ermiş olarak nitelendirmesi de hanımefendi için çok mutluluk verici bir şey olsa gerek. Gözümün önünde gördüğüm bir şey. Değil mi? Şimdi edebiyata düşkünlük, biraz duygusal yapıyı oluşturan sebeplerden biri dediğiniz gibi bu. Ama onun da öncesinde çok gariplik şartlarında geçmiş 70'li yılların başları. Yani bütün Türkiye oldukça garipti, fakirdi. Ve o şartlarda bizim çocukluğumuz geçti. 61-71 arası 10 yıl. Şimdi şöyle baktığım zaman yani bugünle kıyaslanmayacak şartlı, sefalete yakın şartlardı bunlar. Hemen arkasında 1972'de, 71'de başlayan 5 yıllık yatılı okul macerası. Yatılı okulda geçirdiğiniz o çocukluk ve ilk gençlik sizi epey yetiştiriyor. Harçlığınız kalmıyor bazen, gariplik çekiyorsunuz, hasret çekiyorsunuz, evi özlüyorsunuz, 12 yaşında bir çocuksunuz, uzaktasınız. Ana ben okumayacağım, burada da ortaokul var, vazgeçtim, buraya geleceğim dedim. Rezil olmadan vezir olunmaz dedi anam, kelamı kibar, rezil olmadan vezir olunmaz dedi. Şimdi hepsi pişiriyor, hazırlıyor, sonra da dediğiniz gibi hukuk talebesiyim, İstanbul'dayım, henüz 18-19 yaş aralığında ama söz nişan başlamış süreç ve 20 yaşında evlenmişim. Hanımı da bırakıp gelip 3 yıl İstanbul'da talebe olarak bulunuyorum. Haliyle ne kadar ayrılık şiiri varsa öğreniyorsunuz. Kabiliyetiniz artıyor. Efendim. Çok zor şartlardı. Bugün hanım kızlarımız kendilerini kıyaslayabilirler arzu ederlerse. Aralıksız 11 yıl devam eden güçlü bir kaynana despotizmi altında. Sessiz, öğrencilik, ben öğrenciyim, süreci, evet. Sessiz, sedasız 11 yılı geçiren refikama boşuna ermiş demiyorum. Yani tam bir sabırla. Bir de şunu gördüm. Yani okumuş olan benim, o ilkokul mezunu, işte İstanbul hukuk mezunu havamızdan geçirmiyor falan ama 40 küsur yıllık evliliğimizde problemler hep benden kaynaklandı. Çözümler hep ondan geldi. Acaba yanlış yaptığımız şeyler var mı? Toplum olarak düşünmemizde fayda var. Yani evi ayakta tutuyor. Hepimizin, evin bütün fertlerinin şükran borçlu olduğu bir sağlam direk olarak 40 yıldır imtihanını başarıyla veriyor. Ama sorarsanız bir kariyer planı yok.
Yani yok mu gerçekte acaba? Bu kadar başarılıyken yani, aslında. Başarılıyken acaba bu kariyer ihmal ediliyor da kabahat onun dışında herkes de mi? Yani doğru tarafından bakmaya bir ihtiyacımız var bizim. Çok lüzumsuz şeylere değer veriyoruz. Bu süreçte eve kapanıp biraz daha düşünüyoruz ya hani. Eli tencerede gözü pencerede. Durumu. Yani biraz düşünüp neyin kıymetli olduğunu, aileyi ayakta tutan şeyin ne olduğunu, aileye yönelen tehditlerin neler olduğunu iyi bir düşünmek, kıymet bilmek ihtiyacındayız doğrusu hepimiz. Doğru. Gelin düşünelim. Yani bir harala gürele içinde yaşadık uzunca zamandır yani. Çok telaşlıyız, çok işimiz var falan filan. İyi de evi ihmal ettin, kendini ihmal ettin, çoluk çocuğu ihmal ettin. Ne işi bu yani, bu kadar mı yani? Böyle bir dönemde güzel bir şeye de kavuştuk, imkana kavuştuk. Sıkıntı gibi görünen bir fırsat yani. Doğru. İnci sancı mahsulüdür dersiniz. Çok severim o sözünüzü. Ne vesileyle deriz. Doğrudur. İnci sancı mahsulüdür. İncinin oluşumu bile insana bir ders veriyor. Şairlerimiz buradan bize hayat prensipleri gösteriyorlar ya. Yümninatünden güher olmuş fuzuli sözleri. Ebri nisandan dönen tek lü'lü-i şahvaresu. Denizin dibinde midye bir çakıl tanesi alır karnına. Ona sancı verir. O sancıyı gidermek için iç salgı başlar. İçinin çeperlerini kapatır o sancı, ona sadef deriz. Nihayet denizin üstüne çıkar. Nisan ayında Nisan yağmurunu bir damla alır ve kapanıp dibe iner. Bir damla Nisan yağmurunu o salgıyla, o sancı eşliğinde uzun müddet içinde tutar ve inci hasıl olur. Sancıdan zuhur eder inci. Elleri cebinde merdiven çıkılmaz. Biraz sıkıntı çekmeden, biraz önce hatırlattığım gibi anam dedi ya, rezil olmadan vezir olunmaz. Sıkıntı çekmeden maksada ulaşılmaz, bir nimet ele geçmez. Gayrete aşık olmak lazım. Gayret, çalışkan olmak önemli. Biz kolaycılığa biraz fazlaca alıştık. Zahmetsiz ele geçen nimetin de kıymeti bilinmiyor. Mehenden kaçma, ger mahsudi ihvan olmak istersen, dedi bir başka şair, Yozgatlı Fenni. Sıkıntılardan kaçma, eğer Yusuf aleyhisselam gibi itibar görmek istiyorsan, diyor. Hazreti Yusuf'un Kur'an-ı Kerim'de uzun uzun anlatılan menkıbesine atıfla onun çektiği sıkıntıları hatırlatıyor. Hıyanete uğradı, kuyunun dibine düştü, hapse atıldı, işkenceler gördü, neler neler çektikten sonra Mısır'da sultan oldu ve Cenab-ı Hak bize ayet-i kerimelerle, sure-i celle ile bu hikayeyi bize anlatıyor. Demek ki bize verilen bir ders vardır. Dediğin gibi inci sancı mahsulüdür. Şimdi tabii vapurdaki bu sohbetimizi yolcular olmadan yapıyoruz. Onlarla birlikte olsak ne güzel olurdu. O da olur diyoruz. İnşallah ömrümüz ama varsa. Ama onları sizinle buluşturalım istedik. Çok fazla mesaj geldi, çok fazla video soru geldi size. Onlardan birkaç tanesini Türkiye'nin dört bir yanından hatta yurt dışından bize ulaşan izleyicilerimizden birkaç tanesinin sorusunu size sormak isterim. İlginç bir soru var. Tabii bu süreçteyiz. Hayatımızda virüsü hiç konuşmadığımız kadar konuşuyoruz. Siz dersiniz ki en büyük virüs aslında cehalettir. İzleyicilerimizden bir tanesi de bu döneme ilişkin bir soru sormuş. Onu paylaşmak isterim sizinle. Hocam size şöyle bir soru yöneltmek istiyoruz. Şu an tüm dünya, tüm insanlık sizi dinliyor olsaydı onlara tek cümleyle ne söylemek isterdiniz? Bunu merak ediyoruz. Hocam zor bir soru geldi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derdim. Dedim işte. Çok güzel bir cevap oldu. Peki bir tane daha buradan bir bakalım. Ben Muhammed Koçak, Hasten Erzurum, şahsen Sakarya Sapancalıyım. Malum gündemimiz koronavirüs. Sevdiklerimizi özlüyoruz. Keşke ailemiz, anne babamız yanımızda olsa, onlarla meşgul olabilsek, vakit geçirebilsek diye iç geçiriyoruz. Size şöyle bir sorum olacaktı. Eğer karantinada kalmanız istense,
ve bu süre zarfında sadece 5 kişiyle o ortamı paylaşabilmenize müsaade edilse bu 5 kişi kim olurdu? Teşekkür ederim. Şimdi zaten 5 kişiyle karantina süreci tam da karantina olmuyor. O karantina falan olmuyor zaten o. Yani gayet güzel bir durum. İsteyeceğim tek şey o zaten. Yani o seve seve razı olacağım bir şey. Efendim. Hakikaten kimler olurdu böyle, hani izleyicimize nasıl bir cevap verirsiniz? Anam, babam, hocam, Refik Amalım efendi ve evlatlar arasında seçim yapamayacağım ama birisini isterdim. En güzel kim yemek yapıyor? Hanımefendi yapıyor. Tabii, tabii. Hanımefendiden sonra değil mi? Yok, yok. Değerleri yardımcı statüsü. Değerleri yardımcı, ben dahil. Yani o ustalığa erişmek için 40 yıl lazım. Doğru. Hayatta hepimiz bir felsefe arıyoruz, inanmak istediğimiz, ama bir yön arıyoruz. Arif olmaya çalışıyoruz. Ama arif olmak bazen çok da zor değilmiş gibi. Yani az yerim, işim hekime hiç düşmez. Hekime işim düşmez, evet. Düz giderim, hakime yolum düşmez. Yani evet. Aslında insan az yiyip düz olursa hayatta kendine bir felsefe de edinebiliyor. Elbette. Mutluluğun formülü de odur. Efendim, sıhhatin formülünü eskiler hep öyle söylemişler. Perhiz, az perhiz, yemek. Yani bunu. Siz o yiyirim mi çok güzel dediğiniz için ben öyle söyleyeyim. Az yiyirim, hekime işim düşmez. Düz gidirim, hakime yolum düşmez. düz gitmek denen şey, fazla iştahlı olmamak. Değil mi? Makama, mevkiye, şöhrete, servete falan. Temiz git. Temiz gitmek. Yani şair dedi ki, cihanın nimetinden hisse ümmidin, götür ruhi, o denli talibi var kim, ne sana ne bana artar. Kendisine diyor ki yani şair, biraz servet ve makam tutkusu gördüm sende ruhiciğim. Aynaya bakıyor ve diyor ki, böyle şeyler var gibi sende. Aman ha, dikkat et, vazgeç bu işlerden, çünkü peşine düştüğün şeyin o kadar çok müşterisi var ki sana düşmeyecek, bana düşmeyecek, başımızı belaya sokacağız. Doğru. Kanaat et, rahat et yani. Boş ver. Kanaat et, rahat et çok güzel bir söz. Ona hep inanırım kendi kişisel olarak da. Şimdi aile dedik, çocuklar dediniz, eşinizden bahsettiniz, hocalardan dedik ama bir de arkadaşlar var. Arkadaşlara dair de birkaç şeyle programımızı yavaş yavaş noktalayalım isterim. Doğru arkadaş, güzel arkadaş senin malına, mülküne, gözünü diken değil, seninle sevinen dersiniz. Değil mi? Belana üzülen. Çoğu insan belaya üzülür. Üzülür, çok kişi üzülür ama hakikaten senin mutluluğunla mutlu olan, senin kazanmanla, başarınla mutlu olan gerçek arkadaşındır. Beş kişi dedi, neden öyle dedi bilmiyorum son soruyu soran arkadaşımız. Akıl seviyesi en çok temas halinde olduğunuz 5 kişinin ortalamasıdır. Ne az ne fazla. Arkadaş son derece önemli. Sizi bir yerden alır bir yere götürür. Doğru kişilerle, dürüst, samimi insanlarla oturup kalkmak son derece önemli. Aksi halde insan kısa sürede köhnemeye, çürümeye başladığını fark eder. Bunu hayatım boyunca denemişimdir, tecrübe etmişimdir. Cihanda cennetül meva muvafık yarla hemdemdir. Muhalif şahsa yar düşmek bu alemde cehennemdir. Bu dünyada cennetin iz düşümü iyi arkadaşlarla sohbet, cehennemin gölgesi kötülerle muhabbettir der. Allah mecbur etmesin, çok zor bir vaziyettir. Kötü insanlarla, art niyetlilerle oturup kalkmamaya özen göstermek lazım. İlim sahibi olmalı, samimi olmalı. Ondan kâr edersiniz, o sizi bir hizada tutar. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Ne güzel demiş. Er-raculu ala dini halilihi. Bir hadis-i şerifin mealini söylemiş oldum. Arkadaşının dini üzeresindir. Dikkat et diyor kiminle arkadaşlık ettiğine. Çok teşekkür ediyorum bize bu böyle bir kendimizi ifade fırsatı hazırladığınız için. Ne üşendik demek falan ama iyi oldu, iyi ki geldik. İstanbul'u da böyle bir kere daha seyretmiş olmak, görmüş olmak bana da iyi geldi doğrusu. Karantina şartlarında. Eksik olmayın, biz Allah mutlu olduk. Şimdi eksik sevgili seyircilerimizle de şunu belirtelim. Bir sefer halinde değiliz aslında. Duran bir vapurdayız şu anda. 30 yıllık tarihi
şehir hatları vapuru. Şu anda Le Vapur Magic olarak restore edildi. Yeni yolcularını bekliyor. Nasıl bu vapurda sizinle birlikte gezdik? Çok güzel, çok hoşuma gitti ya. Güzeldi tasarlanmış, sanatlı gayet. İlginç. Yani inşallah bu günler kapandığında, bu günler geçtiğinde ilk fırsatta bununla bir Boğaz turuna çıkacağım, bir gezeceğim inşallah. İnşallah. Teşekkür ediyorum ilgililere de, emeği geçenlere de. Biz teşekkür ediyoruz. Sizinle sohbete doyamadık. Şimdi Allah geçtiğimiz olsun. Sene de böyle olmuştu. Ben burada 55 tane soru var. Ya soruları saymaya vakit yetmez ya. Ama ne yapayım? Gece uyuyamadım bile zaten. Çok mutlu oldum. Heyecandan tabii. İnsan sevdiğinden korkar ya. Korkar. Sizden korktuğumu hissediyor musunuz? Estağfurullah. Hissettim doğrusu. Değil mi? Yani oldukça çekindiğini gördüm. Buna gerek yok ama senin inceliğin, nezaketin tabii. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Samimi tavrın, tutumun çok önemli. Ben bundan çok memnun oluyorum. İkinci programımızda da aynı şeyi hissettim. Teşekkür ederim. Samimiyet olduğu zaman kendinizi rahat ifade ediyorsunuz. Yoksa artistlik devreye girer. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı başarılar dilerim. Dünyevi, uhrevi hakkınızda hayırlı olsun inşallah. Tüm ailenize ben de buradan sevgilerimi gönderiyorum. Sağlıkla inşallah. Tamam. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her tamam. işiniz güle güle olsun inşallah. Sağ olasın, eksik olun. Ben ve kameraman arkadaşlarımın alkışlarıyla sizi uğurluyoruz. Sıcak ortam, samimi çehreler. Ömer Öztürk kardeşimin de tarzı her zaman çok rahatlatıcı maşallah. Güzel bir hatıra oldu bu.